Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlu len yedhulel cennete illa men kâne huden ev nesara. Tilke emaniyuhum kul hâtu burhanekum in kuntum sâdifin. Sadakallahu azim. Bakara suresi 111. ayet-i kerimede Yahudilerin ifadesini nazara vererek Rabbimiz buyuruyor. Ve kâlu dediler. Len yedhulel cennete illa men kâne huden ev nesara. Len nefi istikbaldir. Yani gelecekte olan şeyi de nefi etmekte, inkar etmekte, reddetmektedir. Cennete ancak ve ancak, yani kesinlikle ve kesinlikle, mutlaka, yani şimdiki zaman için olduğu gibi, ilerisi içinde, tüm istikbali kapsayacak zaman içerisinde ancak ve ancak Yahudi ve Nasrani olanlar, Hristiyan olanlar gelecektir dediler. Tilke emaniyum. Rabbimiz onlara bizler namına cevap vererekten bu onların bir kuruntudan ibaret olduğunu, bu kendilerinin bir zanları, bir tahminleri ve de bir kuruntularından ibarettir. Kul, madem öyle, onlara de hatu burhanekum, hadi buyurunuz, buyurunuz. Elinizdeki delilinizi, burhanınızı getiriniz. Ne zaman, hangi durumda, eğer inkuntum sadikin, gerçekten sadıklardan iseniz, doğru insanlardan, dürüst insanlardan iseniz, hadi, hodri meydan. Hadi delilinizi, bürhanınızı, belgenizi, bilginizi getiriniz. Yani bu ne demektir? Getiremeyeceksiniz. O halde böylece getiremeyecekleri bir konu hususunda da Rabbimiz, böylece mefhumu muhalifiyle onların sadıklardan olmadığını, doğrulardan olmadığını da mefhumu muhalifiyle de ters orantılı olarak da ifade etmişler. Yani hadi getiriniz. Aslında işin ötesinde daha da ciddi bir iddia var. Yani haşa, eğer onların böyle dediklerinde bir doğruluk olmuş olsaydı, bu Allah'a tekzip olmuş olurdu. He, yani Allah onların doğrulardan olmadığını ifade ederken, eğer onların elinde böyle bir delil olmuş olsaydı, haşa, o zaman Cenab-ı Hakk'ı tekzip çıkardı. Demek ki onların elinde şimdiye kadar getirmediklerinin de bir göstergesi olaraktan böyle bir delil, böyle bir belge onlar için söz konusu değildir. Evet, onlar böylece daha önceki ayetlerde de ifade edildiği üzere cehennemde kalmayacaklar. Cennet kendilerine has. Allah kendilerinin dostu. O zaman da Cenab-ı Hak öyle demişti. Madem öyle, hadi o zaman ölümü temenni edin. Ölümü isteyiniz. Yani niye? Çünkü ölmekle hem dostunuza kavuşmuş olursunuz, hem sizin için hazırlanmış olan cennete gitmiş olursunuz. Hem de korkmanıza gerek yok, zaten cehenneme gitmeyeceksiniz böyle bir iddianıza göre. Demek ki o zaman ölümlerini istememeleri, bu durumda da delillerini getiremeyip sadıklardan olmamaları, böylece bunların sözlerinde de yanlış olduklarını da ifade etmiş oluyor. Böylece Rabbimiz bir belagat ifadesi olaraktan, bunların bu böyle bir kuruntu içerisine düşmüş olmalarından dolayı da böylece onların iddialarını da davalarında çürütmüş oluyor. Çünkü onlar eğer böyleyse hadi delilinizi getiriniz. Yani bu aslında bir yandan da onları bir tazirdir, bir azarlamadır, bir tenkittir. Yani bir derece onların bu noktada da dürüst olmadıklarını ifade sadedinde Rabbimiz onları bir derecede bu manada azarlamış olmaktadır. Evet, demek ki bunlar bu noktada dürüst olmadıklarını ifade ederekten böylece bu hususta da böylece delillerini de getirememiş oldular. Bu ayetin gramer olarak tahliline şöyle bir nazar gezdireceğimiz zaman ayet-i kerimede men ifadesi mensur ve faildir. Yani o kişi. O bunu diyen kimse muhatap olaraktan o. Yine tilke emaniyuhum cümlesi ise müstehnifedir. Başlangıç cümlesidir. Yine kul hatu cümlesindeki hatu ise fiili emri mebini. Hangi durum ile üzere? Ala hasbin nun bi ittisali bil vav. Vav ile bitişmiş olduğundan dolayı hasretmiş olan nun üzere mebni emrir fiilini ifade etmiş olur. Yani buradaki vav fail durumunda olmuş oluyor. Yani sizler, ey cemi olan sizler, Yahudiler, hadi delilinizi getiriniz diye
onlara bu noktada hitap etmiş olmaktadır Rabbimiz. Ve bu ayet-i kerime doğrultusunda ifade edecek olursak, önceki kutsal kitaplara inandıklarını o öne süren Yahudiler var ya, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası cennete giremeyecektir diyorlar onlar. Yani Yahudiler de, Hristiyanlar da din adına yapmış oldukları, uydura geldikleri, batıl olan bu iddialarını kabul etmeyen ve bunu bir derece gelenek haline getirmiş oldukları bir takım dini formaliteleri yerine getirmeyen kimselerin iman ve fazilet sahibi olsalar bile Allah'ın hoşnutluğunu, rızasını, memnuniyetini kazanamayacağını söylüyorlar. Bu iddia onların kendi kuruntu ve boş hayallerinden başka bir şey değildir. Onlara de ki eğer doğruysanız, gerçekten doğru söylüyorsanız, o kutsal kitaptaki bilgi ve delilinizi ortaya koyun. O size gelen kitapta bu sözünüzü teyit edecek gerçekten bir mana var mı? Hadi onu ortaya getirin diye onlara hitap etmiş olmaktadır. Demek ki burada Hadu Nasara, Hadu Yahudi kökünden gelmiş oluyor. Yani Musa'nın ümmetine verilen ad. Aynı zamanda İsa'nın ümmetine de Nasara, yani bir derece ona yardımcı olanlar, yardım edenler manasına bu ifadeyi kullanmış oluyor. Adeta Efendimiz'e ve onun muhalifinde kendisinden dışındakilerini cennete koymayan o insanlara, karşında bulunanlara hitaben de sizler, ey Muhammed ve ey Muhammed ümmeti, ehli kitaba de ki, eğer bu iddianız, çünkü küçük bir iddia değil, kainat çapında, büyük bir iddiadır bu. Gerçekten bu büyük iddianızda doğruysanız, hadi delilinizi getiriniz. Çünkü delili olmayan söze, bir iddiaya elbette itibar edilmez. Bir delile dayanmalı, bir mesnedi olmuş olmalı ki, o bir derece bir mana, bir kıymet, bir değer ifade etmiş olsun. Evet, böylece Rabbimiz onların bu görüşünü de bu manada reddetmiş, delilsiz ve tutarsız bir manadan öteye bir şey olmadığını da ifade etmiş olmaktadır Rabbimiz. Ve 112. ayet-i kerimeye gelince, bela, hemen arkasından Cenab-ı Hak, hayır hayır asla öyle değil, olay onların dediği gibi değil. Men esleme ve çevulillah. Kim Allah'a veçhini yöneltir, teveccüh eder ve bunu tam bir teslimiyet içerisinde yaparsa, yani kim Allah'a bir teslimiyet içerisinde teveccüh ederse, ve muhsinun, o muhsindir, ihsan sahibidir, muhsinlerdendir o kişi. فَلَهُ اَجْرُهُ اُنَّ رَبِّهِ ve onun için Rabbinin nezdinde, yanında da bir ecir, bir ücret, bir mükafat, bir ödül ve bir bedel vardır. Ve bu bedeller içerisinde, ücret içerisinde belki insanın aklına gelebilir nedir mesela? Çünkü insan gideceği ahiretteki ne gibi bir durum ile karşılaşacağı konusunda mütehayyirdir. Yani acaba benim başıma neler gelebilir? Evet, belki bazı noktalarda bir şeyler yapıyorum ama gene de acaba ne gibi bir durumla karşılaşırım? Bildiğim bilmediğim hatalarım var. Acaba bu konuda nasıl emin olabilirim? İşte her insanın en önemli bir meselesi budur. Onun için Rabbimiz böylece o insanın korkacağı en önemli bir meselesine karşı tabiri caizse bir teminat vermektedir. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar orada korkacak da değiller ve onlar mahzun da olacak değiller. Onlar için korku da yoktur. Onlar için hüzün, mahzuniyet, keder, sıkıntı olayı da yoktur. İnşallah. Yani demek ki böyle bir korkuya mahal yok diyerekten bir rahatlama meydana getiriyor bir müjde. Hemen arkasından bir mahzuniyeti netice verecek, hüzne düşürebilecek herhangi bir durum ile de o insanların karşılaşmayacağına dair Rabbimiz böyle bir teminatı da vermiş olmaktadır. Hayır, öyle değil. Kim ve kimi, yüzünü, rızasını, isteğini, bedenini böylece Allah'a yönlendirirse, teslim ederekten ona bağlanırsa, o muhsin olur, muhsinlerden olur, ihsan sahibi olur. Artık Rabbinin katında onun için bir ecir vardır, ona ecir vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar diye Rabbimiz ifade ediyor. Vecih aslında yön, taraf, cihe, yüz gibi manalara gelmiş olmaktadır. Bunun Kur'an'da kullanmış itibarıyla
Yani kişinin mesela Cenab-ı Hak içinde kullanılır. Zatı ifadesi, onun özü, onun varlığı, onun ciheti, yüzü gibi insan için mesela tanınmasında vecih nedir? O insanın kimliğidir, tanınmasıdır. O insanın, her insanın vecihi onun zatını ifade etmiş olur. Onun kimliğini ve hüviyetini beyan etmiş olur. Bunun kullanıldığı yerler itibariyle, geldiği manalar itibarıyla duyguların, düşüncelerin, birçok hususiyetin kaynağı olduğu içindir ki uzuvların en şerefli noktası, Cenab-ı Hakk'ın tecellisinin en çok mahkes olan noktası insanın yüzü, vecihi, o ciheti olmuş olur. İnsanlar zaten yüzleriyle, vecihleriyle tanınır, bilinir, anlaşılır, takdir edilir veya tekdir edilirler. Ondan dolayı Efendimiz yüze vurmayı da o manada da yasaklamış olmaktadır. Şimdi böylece yani o cihetle tamamen yüzünü teveccüh, çünkü Allah kullarından birazcık olsun bir teveccüh bekliyor. Bu aslında teveccühte bir ilgi var, bir alaka var, bir yönelme var, bir istek var. Hani o İsrailoğullarından 99 kişiyi, arkasından 100. kişiyi öldürüp de neticede uzun olayda burada asıl anlatılmak istenilen ve neticede iyi insanların bulunduğu yere giden o insan tavsiye neticesinde ortada ölüyor ve tam ortada meleklerin şahitliği neticesinde cennete cehenneme götüren melekler münakaşa ederken hakem melek geliyor, ölçün. Ölçüyorlar ki gideceği iyi insanların yanıyla geldiği yerin tam ortasında. Orada dikkatimi çeken bir nokta, o melek en sona diyor ki hakem melek, bakın diyor yüzü nereye dönük diyor. Bakıyorlar ki yüzü iyi insanların gideceği yöne dönük. Hemen onu rahmet melekleri, cennete götüren melekler onu kaldırıyor. Burada Allah kulundan teveccüh istiyor. Kendisine bir anlık olsun bir yönelme. Bu insanlarda da olur. Mesela birisi hele hele bir büyük bir güçlüğe hitap ettiği zaman onun kendisine yönelmeden, yüzünü çevirmeden, sırtını dönük olaraktan ne kadar cevap verirse versin, onu kendisi için bir hakaret kabul ediyor, ağrına gidiyor. Aynen de öyledir. Çünkü bu bir itibar etmenin ifadesidir. Bir değer vermenin, bir kıymet vermenin, bir kulak vermenin ifadesi olmuş oluyor. Yine dediğimiz gibi zat manasına da geliyor. Mesela Kasas suresinde olsun, Leyl suresinde bu manada gelmektedir. Yine secde olayı, ibadetlerin mesela içerisinde ruhu secdedir. Allah'a en yakın olan nokta. Bu da yüz ile mesela ifade edilmiş oluyor. Ona teveccüh etme, ona yönelme. Mesela bu manada Zeyd İbni Amir İbni Tufeyl der ki, özümü ağır kayalara taşıyan, yeryüzünün kendisine intiyar ettiği, boyun eğdiği, boyun büktüğü zata teslim ettim. Özümü tatlı, akıcı ve buz gibi suları yüklenmiş olan bulutun kendisine boyun eğdiği zata teslim ettim diyerekten bu teslimiyetini ciddi bir manada tam bir teslimiyet yöneliş ile ifade etmektedir. Yani demek ki bunda tam bir teslimiyet yönelme olayı söz konusudur. Fahreddin Razi şöyle der. Yüzün Allah'a teslim edilmesi, nefsin Allah'a itaata teslim olması demektir. Çünkü yüz teslim olunca, yani böylece insan bütün yönleriyle teslim olup olmadığını ifade etmiş olmaktadır. Ve devam eder. Kina yoluyla bazen nefis yerine yüz kullanılır. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi, onun yüzü müstesna. Her şey helak olacaktır. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatı Kasas suresinin 88. ayeti kerimesinde. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın zat-ı müstesna olmak suretiyle her şey felakete, yok olmaya mahkum olduğunu ayet ifade ediyor. Evet, Rabbimiz hakikaten ne güzel bir teminat. Bu hakikaten ehli iman için en büyük bir tabiri caizse sigortadır. Bir teminattır. Müminlerin mahzun olmayacağını Rabbimiz ifade ediyor ve aynı zamanda müminlerin Allah'ın dostu olduğunu da ifade etmiş oluyor. Evet, ente mevlana fansurna alel kavmi kafirin. Ey Rabbimiz, kafir kavme karşı bize yardım et. Niye? Allah'ın dostluğu söz konusu olduğu için ehli imana. Evet, Muhammed suresi 11. ayette bu şekilde geçtiği gibi Bakara suresinin 286. ayette de Rabbimizin bize yardım etmesi ifade edilmiş olur. Evet, Allah kimseye gücünün üzerinde bir güç yüklemez. İnsanın yaptığı elbette ki onun lehine veyahut da aleyhinedir. Unuttuklarımızdan dolayı ey Rabbimiz bize yükleme, hatamızı affet de, mağfiret et,
yüzümüzün üzerinde, takatımızın üzerinde yük yükleme diye orada da Rabbimize yönelip teveccüh etmiş olduğumuzla ifade ediyoruz. Yine bu manada Ali İmran suresinin 150. ayetinde doğrusu sizin Mevla'nız ki Bakara suresinde de orada 286'da denildiği gibi Mevla ente Mevlana fansurna alel kavmil kafirin ve yine ey Rabbimiz Ali İmran 150. ayette doğrusu sizin Mevla'nız bir Allah'tır ve o yardım edeceklerin en hayırlısıdır. Yine Maide 2'de de bu manada En'am 62, Enfal 4, Tevbe 51, Yunus 30, Hud 23, Ra'd 22, Kehf 102, Hac 78 ve Muhammed 11. ayette Zalike bi ennallâhe mevlellezîne âmenû ve enne kâfirîne la mevlâlehum hakikaten. Öyle çünkü Allah iman edenlerin Mevlasıdır, dostudur. Rabbim öyle etsin. Kafirlere gelince onlar için bir Mevla, bir sahip, bir dost yok. Böylece onlar hakikaten buradayken o dostlarına sırt çevirdikleri için, teveccüh etmedikleri için, yüzlerini ona karşı yönlendirmedikleri için orada da aynı durum ile mukabele görecekler. Kendisine, kendilerine de teveccüh edilmeyecektir. Bu manada Tahrim 2 ve Tahrim 4. ayetlerde de Rabbimiz bu ifadeyi Mevlamız olduğunu ifade etmiş olmaktadır. Evet, demek ki bir aziz kim muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse, Allah'a hakkıyla gerçekten kulluk edip, secdede bulunup ibadet ederse, onun ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır, ne de üzüntü çekerler. O insanlar mahzun da olmazlar diye Rabbimiz bu müjdeyi de vermiş olmaktadır. Evet, ayet-i kerimede bela diye başlar. Daha önce bunu epey de uzunca da ifade etmiştik. Hatta bela, biz ruhlar aleminde elestü bi rabbikum diye Rabbimiz hitap edince biz de bela demiştik. Bir defa bela dedik, hala bela devam ediyor. Aslında bela, olumsuz olan olarak söylenilen bir ifadeye elestü bi rabbikum, Rabbiniz değil miyim? Mesela burada ne'am ifadesi olsa ne'am da evet demektir. Evet, Rabbiniz değilsin manası. Onun için olumsuz soruya bela ile cevap verilir, olumlu olarak ifade edilmiş olur. Biz de ruhlar aleminde bir kere bela dedik, hala o bela devam ediyor. Peki nedir bu bela? Bela aslında bir derece kulun Allah'a karşı olan imtihanıdır, sorumluluğudur, yükümlülüğüdür. Yani bir derece imtihan yükümlülüğü arkına girmiş olduğumuzu kabul ettik. Burada da evet, onların o sözleriyle alakalı ama belaya gene ifade edelim. İmtihan manasına gelip değişik şekillerde, mesela peygamberlerin imtihanı, bizlerin imtihanı, müminlerin imtihanı ve kafirlerin, Müslüman toplulukların nimet ve külfetle bazen Cenab-ı Hak vererek imtihan eder, bazen de alarak imtihan eder. Onun için aslında burada önemli olan nokta şu, illa bir Allah bir insana bir şey vermişse o imtihan edilmiyor değil. Belki verenin iki imtihanı var. Verildiği için ona şükür ediyor mu etmiyor mu, yerine getiriyor mu etmiyor mu. Çünkü verilmeyen insanı mesela mali yönden alalım, zenginlik sıfatına ulaşmayan bir insan için İslam'ın şartı üçtür. Zengin olmuş olan bir insan için İslam'ın şartı beştir. Yani zekat ve hac ancak zengin olan insan için devreye girmiş oluyor. Bu ne demektir? Zengin insan ahirette İslam'ın 5 şartından sorulacak iken fakir olan bir insan İslam'ın 3 şartından sorguya çekilmiş olacaktır. Onun için insan bazen malla, bazen evlatla, ki fitne de aynı zamanda imtihan demektir. Ki o manada Kur'an'da evlatlarınız, mallarınız, eşleriniz sizler için bir imtihandır diye verilenlerin imtihan olduğunu Rabbimiz ifade ediyor. Elbette önemli olan insanın böyle bir bilinç içerisinde olması, Cenab-ı Hakk'ın tasarruf sahibi olup bizim onun emri altında bir imtihan içerisinde olunduğumuz bilinci içerisinde olmamız gerekir. Bunun da elbette ki bazı prensipleri, bazı özellikleri, yapılması gereken bazı hususiyetlerin olduğunu bilinci içerisinde elbette ki olmamız gerekir. Genel ifadeyle tabii bela için çok geniş ifadelerde kullanılabilir. Bu ayetin genel tahliline bakacak olursak onlar için bir ecir olduğunu, ecir ücret, mükafat, bedel, karşılık anlamlarına gelmiş olmaktadır. İslam hukuku da bu ifade terim olarak bir hizmet akdiyle, sözleşmesiyle, bir ücret karşılığında meşru olan bir işi yapmak üzere emeğini kiraya veren kişi anlamına da gelmektedir. Çünkü ücret menfaat bedelidir.
Ve buna kirada denilmektedir ki bu mecellede madde 405'te de bu ifade geçmiş olur. Bir şeyin bedeli, bir şeyin karşılığı, bir şeyin eyvazı olaraktan karşılık olarak da ifade edilir. Ecri misil gibi, mükafat ve ödül olarak gibi geniş olaraktan bu ecir ifadesi ifade edilmiş. Mesela insanlar bazen özel ücretli tutarlar, genel kira olarak tutarlar. Yani belli bir şeyin karşılığı olaraktan elde edilen fayda, menfaat, kar olaraktan ifade edilir. Ömer Nasuhi Bilmen İstilahat-ı Fıkhiyye kamusunda da bu ifade genişçe ve İslami eserlerde bu manada genişçe izahları çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Burada Cenab-ı Hak esleme ifadesi, yani Cenab-ı Hakk'a teveccühde tam bir teslimiyet, selamet kökünden geliyor. Esleme fazla bir şekilde. Kim daha fazla mübarağlı bir şekilde teslim olursa, selamet içerisinde, güven içerisinde Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederse, kusursuz, eksiksiz, noksansız, mükemmel manada teveccühde bulunursa, bu da baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de muhtelif şekillerde kullanıldığını, mesela selleme ifadesi kurtarmak manasına gelir, Enfal 43. ayette olduğu, esleme boyun eğmek manasına gelir, En'am 14. ayette olduğu, silm ki İslamiyet manasında, silm, barış anlamına gelir. Bakara 208'de, En'am 61. ayette olduğu gibi. Arif olmak manasına da gelir, Zümer 29. ayette olduğu gibi. Sağlam olmak manasına, Şuara 89. ayette, Saffat 84'te olduğu gibi. Güven, emniyet manalarına gelir ki, Enbiya 69. Kusur, lekesizlik manasına gelir ki, Bakara 71. Vermek, ödemek, karşılığını vermek manasına gelir ki Nisa 92. ayet. Merdiven manasına da sülüm diye de eskiler ifade ederdi. Sülüm o kökten gelmiş oluyor. Merdiven manasına da gelir ki bu da En'am suresi 35 ile Tur 38. ayetlerde ifade edildiği gibi. Rahmet manasına da gelir esleme ifadesi En'am 54. ayette olduğu gibi. Esleme ifadesi böylece muhtelif manalarda da kullanılmış olmakta, o manalarda gelmiş olmaktadır. Evet, yani demek ki bu manada Allah'a tam bir teslimiyet içerisinde teveccüh eden bir insan için bir ecir olduğu, o insanın muhsinlerden olduğu, ihsan sahibi olduğunu Rabbimiz ifade eder. Bu mana ile bağlantılı olarak aynı manada Yunus suresinin 26. Nahl suresinin 90, Lokman suresinin 3 ila 5. ayetleri arasında da bu manada izahat vardır. Evet, nitekim Allah-u Teala ihsan edenlere hakikaten ayrı bir muhabbet içerisinde olur. Erbab-ı ihsandan Allah razı olduğunu ifade eder. Yani ihsan sahibi. Nedir ihsan? Efendimizin ifadesiyle ki Cibril hadisi diye ifade edilen iman, ihsan diye ifade edilen Cibril hadisinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada tarif ederken ihsanı en tabudallâhe keennike terâhu fe innem terâhu fe innehu yarâke. Allah'a onu görüyor gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmezsen de onun seni gördüğünü bilmiş olmandır diye ihsanı tarif eder. Demek ki ihsan Allah'ı görür gibi, o her ne kadar biz onu görmesek de onun bizi gördüğünü bilir derecesinde Allah'a iman etmek, ibadet etmek, kullukta bulunmak manasına gelmiş olmaktadır. Evet, demek ki belki de aslında iman, İslam, ihsan, yani bu üç kavram birbirine mükemmelidirler. İmanla İslam, ihsan tabii ki birbirinden ayrılmayan üç temel kavramlar da olmuş olmaktadır. İhsan bir mana itibarıyla da kendisinin herhangi bir ihtiyacı yokken karşılıksız ve de verirken de başkasının başına kalkmadan vermiş olmak anlamına da gelmiş olur. Bunun aynı zamanda İhsan hasleti ile de bir farkı vardır. Mesela İhsan hasletinde kişi kendisi muhtaç ayetin ifade ettiği gibi ve yusirûne alâ enfusihim ve lem kâne bihim kasâsa. Kendileri muhtaç ve ihtiyaç sahipleri oldukları halde Allah yolunda daha muhtaç olan insanlara verirler. Kendileri de muhtaç. Yani başkalarının nefislerini kendi nefislerine tercih ederler diye Rabbimiz tarif etmiş olmaktadır. Evet, İhsar da bu mana vardır. Yani muhtaçtır, ihtiyaç sahibidir ama tutar başkasını düşünerekten ona vermiş olur. Ayetin ifadesinde de olduğu gibi. İhsan bu manada bir ehemmiyet arz eder.
Evet, Kur'an'da ihsan ve muhsin kavramları genişçe bir yer almış olmaktadır. Bunlar aslında bir ihlasın, bir iyiliğin, bir lütfun, bir hayrın, bir marufun, bir infakın, bu gibi güzel hasletlerin bir adeta macunu durumunda, muhassalası, neticesi, özü ve özeti durumunda ele alınır. İhsan deyince bütün fakirler, anne baba, bütün yakınlar, akrabalar, yetimler, miskinler değil mi, konu komşu, yolcu, birçok bu gibi insanlar da o kapsam içerisine, ihsanın kapsamı içerisine de girmiş olur. Muhsin olan insanların tabii ki bu ulvi makama gelirken kat etmiş oldukları birçok güzel hasletler de elbette ki mevcuttur. Muhsin olabilmek için demin saydığım birçok özellikleri de o insanın sahip olması elbette ki gerekir. Yani Allah tarafından sevilmiş olmanın elbette ki büyük bir mertebesinin de olmuş olması gerekir. Muhsin baktığımız zaman peygamberler, müttakiler, muhlisler, salihler, sabreden insanlar ve bu bütün bu gibi insanlar bu kapsam içerisine de otomatikmen girmiş olur. Bu manada da yüzlerce ve binlerce bu konuda da bilgi ve belge muhsinler ile ilgili olarak da mevcut olmuş olmaktadır. Evet, İslamiyet sem ve selamettir. Güven, emniyet ve huzurdur. Bu konuda ben de bir yazı kaleme almıştım ama tebellüken bir iki cümle okuyacağım. Fertten cemiyete İslamiyet başlığı altında. İslamiyet selamet, emniyet ve huzurdur. Eğer bir kişi aile ve toplumda huzursuzluk varsa, huzur demek olan İslamiyet'e karşı ortada bir eksiklik var demektir. Kendimizi test etmeliyiz, nerede hata etmekteyiz, hatamız nerede ve nede. Allah indinde, yanında, nezdinde din İslamiyet'tir. İnsanların neresinde, insanlar onun neresine? İslamiyet evrenseldir diye genişçe, uzunca bir şekilde bununla alakalı olaraktan, yani fertten cemiyete İslamiyet başlığı altında bu manayı dile getirmiş olmaktayım uzunca olan o yazımda. Evet, demek ki 112. ayet ile ilgili olaraktan, tabi İslamiyet deyince Müslim, mümin kavramları da girer ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Müslim ve mümin farkını Hucurat suresinin 14. ayeti ortaya koymuş olmaktadır. Müslim, İslamiyet, selamet ve emniyettir. İman, izandır, marifettir. İmanda biraz üst mertebe olaraktan, yani İslamiyet bir giriş kapısıdır. İman ise tamamen bütün, mesela bir binayı düşününüz. Binanın dıştan görünüşü tümü İslamiyettir. İman ise adeta o binanın içerisine girerekten, bütün odalarını gezerekten Allah'a iman odası, meleklere iman odası. İmanda tamamıyla onu kabul edip, izan edip, şuurlu ve bilinçli olaraktan kabul etmek, inanmak manalarına da gelmiş olmaktadır. Tabii imansız İslamiyet kurtuluşa sebep olmadığı gibi imansız İslamiyet de kurtuluşa sebep değildir. Fakat toplumda maalesef bu manada aksaklıklar vardır. Adam mümin olduğunu söyler ama İslamiyet'e zıt hareket içerisinde bulunur. Mesela ne gibi? Müslüman olduğunu, mümin olduğunu söylerken diğer taraftan kahrolsun şeriat diye ifadede çok rahat bulunabilir. Oysa şeriatın ne olduğunu demek ki bilinçle şuurunda değildir. Yani şeriatsız bir İslamiyet'i nasıl düşünebilir, nasıl düşünebilmektedir? Demek ki ya bu tam bir teslimiyet içerisinde değil ya da şeriatın ne demek olduğunu belki biraz daha zorlasanız ben de Müslümanım zaten onu diyor. Şeriatın belki de ne gibi uygunsuz kavramlar içerisinde nazara vereceğini maalesef teessürle, tahassürle maalesef görmekteyiz ve de görülmüş olmaktadır. Evet, İbrahim Aleyhisselam, Ali İmran'ın mesela 19. ayet, Yusuf Suresinin 101. ayetinde Rabbi ona teslim ol dedi, o da teslim oldum demişti İbrahim peygamberle alakalı olaraktan. Evet, demek ki eslim, Cenab-ı Hak teslim ol diyor. Eslemtü lillahi rabbil alemin. O halde insanın da ben de alemlerin Rabbi olan Rabbıma teslim oldum demesi, o teslimiyetini, ona olan o bağlılığını bu manada ifade etmesi gerekir. Yine onlar için büyük bir ecir olduğunu da, İman ve İslamiyet'in önemli bir kavram olduğunu da yine Ali İmran suresinin 119 ile Hucurat suresinin 13. ayetlerinde, Bakara 131, Nisa 94,
Bakara 112. ayetlerde bunlar ile ilgili, mümin, müslim ile ilgili kavramları da oralarda bulabiliriz. Bir de bu ayet-i kerimenin İrab yönüne, gramer olarak tahlil yönüne şöyle bir nazar gezdirelim. Bela cevap harfidir. Yani öncekiyle bağlantılı olaraktan. Men şartiyedir. Kim? Aynı zamanda müpteda olmuş olmaktadır. Esleme cümlesi ise haberidir. Kim teslim olursa. Ve yine böyle muhsinun hal cümlesidir. Yani ihsan etmiş olduğu halde, muhsinlerden olduğu halde hal cümlesi olarak ifade edilir. Aynı zamanda inde ifadesi zarf manasına gelmiş olmaktadır. Habere taalluk eden istikrara da müteallik olmuş olmaktadır. Ve la havfun aleyhim cümlesi ise aynı zamanda cez mahallinde şartın cevabına matuf olmuş olmaktadır. Evet, böylece özetleyecek olursak bu ayeti kerimeyi, demek ki Rabbimiz onlara bu şekilde teslim olmalarını ifade ederken beni olaraktan yüzünü Allah'a teslim ederse, burada yüz ifadesi böylece bir istiare olaraktan, yani belagatın bir kuralı olaraktan, istiare olaraktan ifade ediyor. Yani değil mi? İnsan çünkü yüzüyle döndüğü zaman tüm gücüyle döner. Yani insan bir yere birisi kendisine seslendiği zaman elbette ki sadece yüzünü dönmez. O kişiye yüzüyle beraber tüm vücudunu, bedenini dönmüş olur. Yani böylece bedenden kasıt olaraktan yüz hepsini temsil etmiş olduğu içindir ki burada bir istiare ifadesi de olmuş olmaktadır. Evet, yine Rabbi katında, Allah'ın nezdinde buradaki kat ifadesi şerefli bir noktayı da, üstün bir makamı da, en üstün bir zirveyi de ifade etmiş olmaktadır. Rab kelimesi mesela burada terbiye sıfatı, mürebbi manasında aslında Rabb'in içerisinde bir lütuf var. Yani Rab ile ecir arasında bu manada da bir mükafat, bir uyumluluk var. Terbiye manasına. Yani kahhar gibi, cebbar gibi, müntakim gibi bir ifade değil. Onlar da Allah'ın isimlerinden. Ama burada yumuşaklığı, terbiyeyi, mürebbiliği, sevdiği, şefkati, korkmamayı ifade eden Rab ifadesi de zikredilmiş. Bu da Kur'an'ın belagatından olmuş olmaktadır. Böylece bu ayet-i kerimeyi özetleyecek olur isek Rabbimiz şu ifadeyi buyurmuş olmaktadır. Hayır, cennete girmede ölçüşüdür. Her kim ki tüm ruhu ve bedeniyle, benliğiyle, her şeyiyle yalnızca Allah'ın buyruklarına teslim olur ve bu teslimiyetin canlı şahidi olarak güzel ve yararlı davranışlar ortaya koyarsa mükafatını Rabbinin huzurunda mutlaka görecektir. Ve hesap günü ne korkutacak ne de üzülecektir. Acaba defterim nasıl? Utiye kitabehu bi yeminihi ve utiye kitabehu şimalihi. Hani acaba kitabı sağından verilenler mi yoksa kitabı solundan verilenler mi gibi bir durum içerisinde böyle bir tehlikeden de inşallah emin olmuş olacağını Rabbimiz ifade ediyor. Yani o Yahudi ve Nasara'nın sözlerinin gerçekten bir mana ifade etmediğini, geçersiz olduğunu, cennetin onlara münhasır olmadığını, sadece onların cennete girmiş olmayacağını, peki hangi sıfatta olan insanların gireceğini, işte hemen akabindeki 112. ayet özüyle sözüyle, bedeniyle ruhuyla, iç ve dış dünyasıyla tamamıyla Allah'a yönelmiş olan, öz nefsini Allah'a yönelmiş olan insanlar için bir ecir olacağını, ahirette de onlar için bir korku olmayacağı teminatını Rabbimiz vermekte. Rabbim öylelerden eylesin. Ve ahir davahum enil hamdülillahi rabbil alemin.